İstanbul'un unutulmuş, bakımsız kalmış alanları yeniden canlanıyor. Burası eski adıyla İETT Trolleybüs Kuvvet Merkezi. Baştan aşağı yenilenen merkez şimdi Kütüphane Trolleybüs ismiyle hizmet veriyor. Çok konforlu, rahat, aynı zamanda modern. Unutulmaya yüz tutmuş alanlardan biri de moda iskelesiydi. Yenilenen iskele artık hiç olmadığı kadar hareketli. Başarılı bir çalışma olmuş bence, harika olmuş. İstanbul'un en kıymetli noktalarından biri olan kara surları adeta çöplüğe dönmüştü. Yapılan çalışmalarla artık burası İstanbulluların uğrak noktası. Kaç senedir bekliyorduk böyle düzenlemeler olsun diye. Geçmişte İstanbul'u aydınlatan müze gazhane de atıl kalmış ve unutulmuş bir haldeydi. Şimdi ise içerisindeki kütüphane, kafe ve sergi alanlarıyla bir kültür sanat merkezine dönüştü. Buradaki insanlar için bir nefes alma yeri olmuş. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Mecidiyeköy'de yayalar için soluklanabilecek bir alan bile yoktu. Burası artık İstanbulluların hem dinlenebildiği hem de sanatla iç içe olabildiği bir meydan. İlk defa bir yerde oturuyorum Mecidiyeköy'de. Kendime de inanamıyorum. Kemerburgaz'daki fide üretim serası da işlevsiz vaziyetteydi. Sera yenilendi. Şimdi burada üretilen fideler çiftçilerin topraklarında hayat buluyor. Bunları dışarıdan almaya kalsaydık belki 70-80 milyar para ödemek zorunda kalacaktık. Bu para şu anda bizim cebimizde. Daha ne olsun? Kadıköy'deki Kurbağalı Dere yakınından bile geçilemeyecek bir haldeydi. Dere ve çevresi temizlenerek İstanbulluların nefes alabileceği bir alan haline geldi. 45 yıllık bir Kadıköy'lü olarak yani benden daha mutlu bir insan olamaz. Koku da gitti, koku falan da yok. Sularda daha berrak gözüküyor.